Dostlar, bir gün neden Discord ekranda? Evet, bir gün uzaylı dosyası videosu arkadaşlar. Bugün size yani bir gün uzaylı dosyası, bir gün bir hafta her hafta videomuza başlayayım. Discord'un klasik seriydi. Beyaz bir tişörtü. Valla. Tişörtünle. Aynı Bentley'nin tişörtünün tür gibi. Ama Bentley'nin tişörtü ben ne nasıl soydu? Evet. Şöyle. Boynunun etrafında siyah çizgiler havalı. Kısa giydiği için alt kollarının son kısımlarında da siyah çizgi yoktu. Önünde de en sonunda da ben siyah çizgiler havalı. Dotko'nun elması falan kafayı vurursa el acımaz. Ve şöyle bir kolları ve klasik şeyde kollarına eldiven vardı. Ve Dotko Rotko'nun klasik seyirde gözü turuncudu. Ve arkadaşlar şöyle de kafasında el ağrıydı. Ben gidip de dört korularının devamını götüreyim, hatırlayamıyorum. Tişörtünün tam boynunun diplerinde kısa korların üst kollarının en sondaki siyah çizgilere kadar giden sıra vardı. Öbür konuda da vardı. Ayaklarımda iki tane tırnak vardı. Ben iki tane ayak parmağı vardı. Dört tane tırnağı vardı. Ve tişörtünün boynunun Evet, şartından üstten altına kadar siyah giden çizgisi vardı. Diğerlerinde beyazdı. Ve dört kol siyah pantolon giymekteydi. Dört çizgide de siyah eldiven vardı. Kafasının en arkasında en alttık gözlüğüne kadar giden en üstlük gözlüğün tam en alttaki gözlüğünün tam dibine kadar giden bir çizgi vardı. Ve bu kolun ne kadar devamlı iyi kalan kısımlarını da anlatak ve tüm ellerinde de eldiven vardı. Evet. Evet arkadaşlar, Dilkor'un görünümü bu kadardı. Şimdi gelelim Dilkor'un güçlü
Kırkınmış. Dört kol kendinden ağırlığında birkaç kat daha her şeyi kaldırabilecek kadar güçlü. Elleri birbirlerine vurarak yoldan dalgaları uçturabilir. Nükleanını yere vurarak deprem saltıntısı uçturabilir. Büyük bir bedene sahip olmasına rağmen çok yüksek ısırtlayabilir. Gücünün büyük bir kısmını kollarını ve kaslarından da. Dörtgün zayıf noktaları. Dörtgün büyük ve bir bedene sahip olduğu için açık hedef olur. Kas kütlesi çok fazla olduğu için çabuk yorulabilir. Yorulduğu zaman yavaş olur. Çoğu uzaylı gibi dörtgünde elektriğe zarar görebilir. Soğuk algınlıklarına yakalandığı zaman gücünün büyük bir kısmını kaybeder. Dörtgün hakkında bilgi ve türbe gereğini tetlama türü tetlama yerine korusuz vücut şekli dört kollu kırmızı insansı bilde dört kol hakkında ufak bilgiler. Dört kol yaklaşık 12 pet uzunluğundadır. Ben ilk 10 uzaylılarından arasındadır. 4 tane kolu olduğu gibi 4 tane gözü vardı. Benim birebir görüşten en çok tercih ettiyorlardı. Terra Yunan'dan bir kelimedir. Anlamı ise 4 demektir. Amaç ise Latince bir kelimedir. 4 kol kelimedir. Anlamı ise 4 kol demektir. Birleştiği zaman dört kolun türü olan teklamat kendisi ortaya çıkar. Teklamat kelimesi anlamı dört kol demektir. Dört kolun gezegeni olan kurusu çölden oluşmaktadır. Genel olarak teklamatların kas kütlesi çok fazladır. Dört kolun ilk göründüğü bölüm klasik senin Washington nokta.ü altı bölümünden görülmüştür. Gerisi sertti ve dayanıklıdır. Soğuk anlı algınlıklarına yakalanırsa kol tokatlar yeni değişir ve çok kötü kokar. Kadın tetlamanlar genel olarak erkeklerden daha güçlü olur ve kendileri dövüşte yenilen erkekler evlenirler. Ben o dört kola dönüşerek prenses Luma'ya gelmiş korusuz gezegeni her tetlaman hayatta kalmaya çalışıyor. Tetlamanlar kendilerine mızrak ve bıçak benzeri silahlar yaparlar. Takacak videomuz bu kadardır. Umarım seversiniz. Bir sonraki videomuz hangi uzaylı öbür videomuz Raftas. Raftas videosundan sonra hangi uzaylı videosu gelsin. Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın.